İdlib'teki aktörler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde karşı karşıya geldi. Konsey'de yoğun tartışmalar yaşandı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, gözlem noktaları dahil olmak üzere askerlerin çekilmeyeceğini söyledi. İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedeflerin vurulacağını söyledi. Soçi vurgusu yaptı. Türk güçleri İdlib'de Soçi mutabakatı çerçevesinde gerginliği azaltmak için bulunuyor. Soçi mutabakatı uygulanmalı ve başlangıçtaki duruma dönülmeli. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiline Benziya, Moskova'nın teröristlere karşı mücadele yürüten Suriye hükümetine verdiği desteği kesmeyeceğini söyledi. Vasiline Benziya kışkırtmalara karşı uyardı. Ülkeyi parçalara bölme girişimleri sırasında ağır hasar gören Suriye Arap Cumhuriyeti'nin çeşitli etno-mezhepsel grupları arasında tarihi bağlar kurmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. İdlib'deki gruplar üzerinde etkisi olan herkese şu çağrıyı yapıyoruz. Sivillere yönelik saldırılar durdurulsun. Himevim'deki Rus hava üssüne yapılan drone saldırıları ve Suriye ordusuna karşı girişilen provokasyonlara son verilsin. Türkiye ve Rusya'nın bölgedeki önemini vurgulayan isimse Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen oldu. Rusya ve Türkiye garantör ülkeler olarak İdlib'de gerginliği azaltmak için kilit bir rol oynayabilir ve bunu yapmak zorunda. Suriye'de askeri çözüm olmadığını söyleyen Pedersen, uluslararası kamuoyuna da bölgede ateşkesin derhal sağlanması için çağrı yaptı. Bölgedeki kışkırtmalara zemin hazırlayan Amerika ise Astana'ya hedef aldı. Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Kelly Craft, Astana şiddetin sona ermesi için uygun değil dedi. Ateşkes çalışmalarının Birleşmiş Milletler'e devredilmesi gerektiğini öne sürdü. Amerika, İngiltere ve Almanya ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'yi Türkiye'nin İdlib'teki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.